Ben 1 yaşındayken babam zindana girdi. Bu süreçte hayatımız sürgünlerde ve zindan kapılarda bir nevi geçti diyebiliriz. Annemle yalnız yaşıyoruz şu an. Bununla birlikte bir erkek faktörünün olmaması Doğu Anadolu bölgesinde, bu ataerkil bir toplumda zorlukları ve bununla birlikte çetin süreçleri beraberinde getiriyor. Bununla birlikte başa çıkmam gerekiyordu. Mücadele ettim. Dedem, nenem, kız kardeşim ve annemle yaşıyorduk. Nenemi 13 yıl önce kaybettik. Dedemi 2015'te kaybettik. O zaman ben Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okuyordum. Dedemin vefatıyla birlikte akademik hayatımı yani bitirdikten sonra devam edemedim. Annem ve kız kardeşime bakma yükümlülüğüm vardı. Bunlarla birlikte köy hayatımıza devam ettim. Hukuk boyutuyla ben insanlara yardım etmek istiyordum. Bununla birlikte çözümleyici, daha faydalı zindanlara yönelik, onların hayatlarına, yaşamlarına yönelik daha güzel projelerle daha iyi bir tahsil hayatını öngörüyordum. Siyasalı bitirdikten sonra. Ama bu şekilde olunca köye yerleşip bu şekilde hayata devam ettim. Okurken çok sadece ara tatillerde yardımcı oluyordum annemle, kız kardeşime, dedeme. Tam anlamıyla yerleştikten sonra traktörü öğrenmem gerektiğini anladım, şart. Çünkü şoför bulmak zor oluyordu, herkesin işi vardı. Traktör öğrenme kısmı, sürme kısmı benim için çok zorlayıcı oldu. Sürekli motor bozuluyordu, aletler bozuluyordu, sürekli tamire git gel oluyordu. O dönem çok alamışlığım vardır. Ve şu an göz kırpmam da o yüzden, yani gözyaşlarım bitti diyebiliriz o mücadeleyle. Tarımı zor, ciddi manada zor öğrendim. Ama öğrendik yani sonunda. Gitgellerle sağ olsunlar yardımcı da oldular. Komşulara da danışıyordum. Onlar da yardımcı oluyordu. Hayvancılıkla ilgili de ineklerimiz vardı. Yaşlı ineklerimiz, onları sattık. Daha güzel, daha genç inekler aldım. Onlarla yola devam ettik. Suluk bağladık. Tarımla ilgili yapabileceğim en iyi şey neyse onlarla ilgili işte gerek firmalar olsun, gerek aile dostlarımız da vardı, yardımcı olurlardı. O şekilde şu an bir tık seviyeye çıktım diyebilirim. Güzel bir şekilde tarımla hayvancılığımı yapıyorum. Biz şimdi tarımı 3 mevsim olarak ayırabiliriz. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimi olarak. İlkbaharda baharlık ürünleri ekiyorum. Yulaf ve arpa. Bunların ekimi Nisan sonuna kadar oluyor. İşte sonbaharda kaldırdığım ürünü tırmık dediğimiz tırmıkla yapıyorum. Sonra mimzerle bunu ekiyorum. Nisan'la Mayıs arasında sulama dönemi var. Eğer yağmur yağmazsa sulamasını yapıyorum. Haziran ve Temmuz ortalarına doğru çayır ve yulaf biçimi var. Bunları biçiyorum. Yulaf şeklinde, balya şeklinde yapıyorum. Balyalarımı Ağustos başına kadar taşıyorum. Ağustos, Eylül arasında biçim zamanı. Döver biçerin hasat zamanı geliyor. Buğday ve arpa, yulaf da eğer tohuma bırakıyorsam bunları hepsini şey yapıyorum. Biçiyorum. Eylül ile Ekim arasında şey var. Kotan dediğimiz, kotanla kaldırıyorum. Bir tık alt kısımdan kaldırılıyor bu toprak. Bunu Kasım ayına ayarlıyorum. Daha sonra Kasım ayında da tırmığımı yapıp buğdayımı ekiyorum. Kış mevsimi zaten hayvancılıkla uğraştığım için hayvanlar, genel olarak gübre alıyorum, sulu gübre alıyorum, kök gübre alıyorum. Sağ olsunlar yardımcı oluyor çalıştığım aile dostumuz. Bunları ödemesini daha çok hasat zamanına endeksliyoruz. Ona göre yapıyorum. Tabii geçen yıllara göre fiyat artışı çok fazla oldu. 6-7 katına arttı ama çok fazla değil de orta kısımlarda ekmeye çalışıyorum. Geçenle oranla ben gübreyi olsun, ilaçlamalar olsun abartısız 6-7 kat arttı. Dönümüne 5 kilo atmam gerekirken 2-3 kilo atıyorum gübreyi. Sulu gübre aynı şekilde. Hayvanların ilaç bakımı, onlar da aynı şekilde 6-7 kat arttı. Çok aşırı güzel birinci kalitede bakmasam da yapamasam da yine verim düşüyor tabii ki. Ne kadar gübre bol olursa o kadar da verim artıyor. Ama ben onu, yani gübre fiyatlarına da yetişemiyorum. Birinci elden çalıştığım için
kazandığım parayı tekrar döndürebilmek için ya tekrar tarıma ve hayvancılığa yatırım yapıyorum. Bunlarla ilgili çok fazla bir karım olmuyor. Ama tarlalarımın da ahırımın da boş kalmaması için uğraşıyorum. Mesela geçen yıl ben 2 tosun sattım. 4 tosun aldım. 4 tosun 6 tosunum oldu. 6 tosun sattım. 12 tosun aldım. Ama bu yıl sattım mesela. Döver biçer parasına, ilaçlamalara, gübrelere, yeni aldığım tohumlara yetişemediğim için bu yıl hayvan alamadım. Sadece borçlarımı tamamlayabildim. Bu yılki gübremi alabildim. Bir sonraki yıla hazırlık yapabiliyorum. Yani bu ciddi manada bir kayıp. Yani şu an ben hayvancılıkla ilgili seneye bir satışım olmayacak. Sadece olan ineklerime bakmak zorundayım. Zaten hayvancılık da bitme noktasında. Şu an çoğu ineğim benim kısır. Ve onda da ekstradan bir gelir olmayacak benim için. Duruyor yani. Şu an maliyetine çalışıyorum diyebilirim size. Yani öncelikle çok güzel bir ovada yaşıyoruz. Bulunduğum Şahabettin köyü ovamız yüksek verimli tarlalara sahip. Sulama olanakları güzel ama su yok. Öyle bir durumumuz da var. Öncelikle su sorunu çözülmesi gerekiyor tarım için. Birinci numara bu. Mandıra sorununun çözülmesi lazım. Bununla ilgili proje yapmak isterim. Bölgeye uygun. Mandıra muhakkak olması lazım. Suyun muhakkak olması lazım. Arıcılık da çok güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Hınıs'ın kuzeyine doğru bölümlerde. Buna da çok iyi olabilir. Kadınlarımızın yapabileceği hiçbir uğraş yok. Bunlarla ilgili ekstradan neler yapabiliriz içinde çalışabiliriz. El dokumaları olsun, mandıraya da bir kooperatifte kurulabilir aslında. Bu da yapılabilir. Bölgeye uygun bir şekilde. Bunlarla ilgili kadının daha çok sahaya inmesi, daha çok işlevsel olmasını istiyorum. Bu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Yeşil sol HDP'nin çizgisinde olduğu için birinci tercihim olmuştur. Beni aday olmam, siyasete girmem, bölgeye ve ülkemize temiz bir siyasetin girmesi şart. Bölgemizde, özellikle bölgemizdeki kadının çalışma hayatındaki yoksunluğu, kadının siyasette olmaması, siyasete daha durağan, siyasetin daha durağan olması, kadının daha duygusal bir şekilde, daha mantıken, daha çözümleyici olabilmesi ve hem cinslerini de ele alarak güzel bir siyasetin getirebileceğini düşündüğüm için ve Yeşil Sol Parti'nin de kadın özgürlüklü demokratik üçüncü yolu seçtiği için tercihim Yeşil Sol Parti olmuştur. Çok dediğim süreç ailemle ilgili dedemden sonraki süreçte kabullenmek biraz zor oldu bu erkekler için. Hani traktörü sürer mi, işte erkek işi yapar mı, İşte erkek toplumuna ayak sağlar mı yönündeydi. Hepsini ben kendi adıma yani traktörümün tekerleği patladığı zaman ben saat 5'te şeye gidebiliyordum. Sanayiye gidebiliyordum yani. Traktör o lastik yapan neydi? Lastikçiye gidip bunu yapabiliyordum. Bana bu saygıyı gösterebiliyorlardı. Ya da bir diğer aletler olsun tek başıma ben kadının hiç uğrayamadığı bir sanayiye gidebiliyordum. Onlarla görüşebiliyorum. O saygınlığımı kazandığım için siyasette de aynı şeyi başarabileceğimi de düşünüyorlar. Yani ben onu aslında 4-5 yıl önceki hayatımla bunu gösterdim. Yani kadın yapabilir. Adıklarında işte gittim, baban yok mu? İşte kocan yok mu? Sen niye geliyorsan ben daha çok böyle tanım aslında bu zaaf bir nokta ama ben o zaman çok duygusal yaklaştığım için daha çok bere örtüyordum, işte maske örtüyordum, işte hani erkek olduğum bilinsin tarzında. Ama dedemi de tanıyorlardı, bizi de tanıyorlar. Tanıdıkça ben ilk gittiğim zaman direkt yer veriyorlar. Sen otur, biz hemen işini halledip seni gönderiyoruz. Dediğiniz gibi Serhat bölgesi kapalı bir bölge, kadının daha arka planda olduğu bir bölge yaşadık. Çok çok şeyler gördük ama pes etmedik. Hayat mücadelesine devam ettim. Bunları göz önünde bulundurduğum zaman bir kadın her şey yapabilir. İstese her şey yapabilir. Ben ilk traktöre bindiğim zaman bir fitesle sürüyordum. Bir fites, yani normal ayakla yürüdüğün zaman aynı şeye denk geliyordum. Korkumu bu şekilde yavaş yavaş yenebildim. Sabah saat 5'te kalkıp su sıramda ben tarlanın başına gittiğim zaman akşam 9'da yine aynı şekilde tarlama su gelip
dediğim zaman bu cesareti gösterebiliyorsam tüm kadınlar bu cesareti gösterebilir. Birinci önceliğim benim kadının bu şekilde değersiz bir toplumda, ataerkil bir toplumda baş gösterebilmesi için, ben varım, bir bireyim diyebilmesi için öncelikle ekonomik özgürlüğünün olması şart. Birincisi bunu ele almak istiyorum. İkinci, eğitim. Bizi yücelten, bizi var eden, bizim kimliğimizi, benliğimizi var eden eğitimdir. Önce kendimizi bilmemiz lazım, yaşamı okuyabilmemiz lazım. Daha çok dediğim gibi kooperatifler olabilir, mandıra olabilir, kaz bakım çiftlikleri, işte organik tarım, ondan sonra bu sülük bakımları var. Bunlar da olabilir. Kadınların yapabileceği el dokumaları. Mesela biri yazma yapar, işte biri lüf yapar. Farklı el dokumalarını yapıp ekstra bir kooperatif şekilde satımı olabilir. Süt ürünlerinin yapımı olabilir. Bunları değerlendirebilirim. 21 yıllık bir siyasi iktidardan sonra bu denli bir kadın cinayetlerin, ekonominin bozulması, hukukun ayaklar altında olması, bürokrasinin hantallığın bu denli geniş çaplı çöküşe, sistemin çöküşe uğradığı tek ülkeyiz diyebilirim. Yani ben hukukun, ekonominin çöktüğü, milletimizin bir kilo soğanın 30 liraya muhtaç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu ülke askeri vesayetleri de gördü, faili meçhulleri de gördü, darbeleri de gördü. Ama hiç bu kadar büyük çaplı bir çöküş görmedi. Hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem hukuksal olarak, anayasa olarak her konuda biz çöküşe maruz bırakılıyoruz. Bugün bir soğan, bir kilo fakirin mutfağındaki bir kilo soğan 30 liraysa artık konuşulacak hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Binlerce gazetecimiz, siyasi tutsağımız, yazarlarımız, siyasetçilerimiz hepsi nedensiz yere cezaevindeler. Bugün ekonomi mutfaklarda ateş var. Bir kilo et alamıyoruz, meyve alamıyoruz, kuru bakliyat alamıyoruz, kuru yemiş alamıyoruz. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Düşünce özgürlüğünden bahsetmemiz gerekiyor. Konuşamıyoruz, sosyal medyalarımızı aktif kullanamıyoruz. En önemlisi eleştiremiyoruz. Bugün ülkemiz bu halde, bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yeni bir yolun olması gerekiyor. Biz Türkiye'nin ikinci yüzyılından bahsediyoruz. Ve bu ikinci yüzyılımız gelecek yüzyıl gençlerin ve kendi kaderimizi, kendi yolumuzu biz belirleyeceğimize inanıyorum.